Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi bağışıklık sistemine geçiş yapıyoruz hemen başlayalım ee, bağışıklık sisteminde şimdi bizim e, doğal bağışıklık ve kazanılmış bağışıklık dediğimiz iki tip bağışıklığımız vardır doğal bağışıklık doğuştan gelen ve tüm hayvanlarda bulunan bağışıklıktır kazanılmış bağışıklık ise sadece omurgalılarda bulunan ve e, sonradan kazanılan bir bağışıklıktır Arkadaşlar, doğal bağışıklık savunma engelleri ve iç savunmalar olarak ikiye ayrılıyor. Savunma engelleri bizim savunmanın birinci hattı dediğimiz kısmı oluşturuyor. Savunma engelleri iç savunmalar arkadaşlar savunmanın ikinci hattını oluşturuyor. Hattı. Humoral cevap ve hücresel cevaptan oluşan kazanılmış bağışıklık ise savunmanın üçüncü hattını oluşturuyor. Yani size Doğal bağışıklıkla ilgili hani aşağıdakilerden hangisi bir doğal bağışıklık türüdür diye de sorabilir. Cevap, cevabınız bunlardan bir tanesi olacak. Hangisi savunmanın birinci hattında bulunur ya da bulunmaz diye sorabilir. Hangisi savunmanın ikinci hattında bulunur bulunmaz sorabilir. Ya da savunmanın üçüncü hattında neler vardır neler yoktur bunlarla ilgili sorabilir. Yani sizin bu tabloyu bilmeniz gerekiyor. Bunu hem doğal bağışıklık ve kazanılmış bağışıklık olarak bilmeniz gerekiyor hem de savunmanın birinci, ikinci ve üçüncü hattı olarak bilmeniz lazım. Şimdi savunmanın birinci hattına baktığımızda neler var? Deri, mükezzarlar zarlar ve salgılar. Arkadaşlar savunmanın birinci hattı bizim vücudumuza mikrobun girişini engelleyen hattır. Yani derimiz ne yapıyor? İşte içerisinde ürettiği enzimler sayesinde işte mikropların girişini engelliyor veya bir vücudumuzda bir set oluşturarak yine mikropların girişini engelliyor. Müköz zarlar. Yine e, bizim muköz zarlar bizim işte e, burun boşluğumuzda, ağız boşluğumuzda işte iç organlarımızın üst yüzeyinde bunlarak yine zarar görmesini engelliyor. Salgılar. Bizim vücudumuzun ürettiği salgılar, ter salgısı, mukus salgısı, işte burun akıntısı, tükürük bunlar ne yapar yine savunmanın birinci hattını oluşturur. Savunmanın ikinci hattına baktığımızda bu sefer biraz daha hani özelleşme görüyor gibiyiz. Bu sefer hücreler devreye giriyorlar. Fagostik hücreler. Fagostoz yaparak mikrobu öldürür. Hani artık mikrop hücre canlıya girdi yani bizim vücudumuza girdi. Bundan sonra ikinci hat devreye giriyor ve o mikrobu öldürmeye çalışıyor. Fagostik hücreler fagostoz yapıyorlar. Doğal katil hücreler fagositoz e, fagostoz yapmadan ürettiği e, maddelerle öldürüyorlar. Antimikrobiyal proteinler yine aynı şekilde yangısal tepkide bildiğimiz iltaplanma durumudur. Savunmanın 3. adına baktığımızda daha da bir özelleşme görüyoruz. Burada artık arkadaşlar savunmanın 3. adında kazanılmış bağışıklıktır. Bunlar sonradan kazanılır. Burada mikroba özgü bir e, muamele vardır. Yani şöyle düşünün. Mesela diyelim ki e, koronavirüsü düşünün. Koronavirüs bizim vücudumuza girdiği zaman artık o bizim vücudumuzda eğer daha önceden biz bu koronavirüsü geçirdiysek kazanılmış bir bağışıklık oluşturuyor. Burada arkadaşlar hücresel cevap ya da humoral cevap oluşturarak ne yapıyor? İşte e, üçüncü hattımızı uygulamış oluyor. Burada daha bir yavaş tepki vardır. Ayrıca arkadaşlar biz kazanılmış bağışıklığı bir kere vücudumuz öğrendiği zaman hayatı boyunca unutmuyor genellikle. Ama unuttuğu zamanlarda olabiliyor tabi çünkü burada hafıza hücreleri oluşturuyor. Detaylarını açıklayacağım zaten. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi bağışıklık sistemini oluşturan organlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar kemik iliği, kemik iliği ne yapıyor? Tüm kan hücrelerinin yapım yeridir. Özellikle bizim bağışıklığımızda kullanılan e, ak yuvarlar yine kemik iliğinde üretilir. Timüs bezi. Timüs bezi de kemik iliğinde üretilen yani kırmızı kemik iliğinde üretilen kök hücreden farklılaşan lenfositlerin öncü hücrelerini oluş olgunlaştırarak T lenfositlerine dönüştürür arkadaşlar. T lenfositleri hücresel bağışıklıkta yani Bizim sonradan kazandığımız bağışıklık da oldukça önemlidir. Lenf düğümleri, yine lenf düğümleri lenf damarlarının birleştiği yerlerdir arkadaşlar. Bunlar e, lenf sıvısını süzerek gelen antijenlere karşı yani bizim e, vücudumuza giren mikroplara karşı bir yanıt oluşturuyor. Burada da lenf düğümlerinde arkadaşlar B lenfositleri bulunur. Olgun B lenfositleri bulunuyor. Bu B lenfositlerini oluşturduğu yapılara biz bu paketlerden oluşan yapılara folikül diyoruz. B lenfositlerinden oluşan plazma hücreleri ve makrofajlar yine lenf düğümlerinde bulunuyor arkadaşlar. Dalak, dalak da yine bir e, bağışıklık organıdır, bağışıklık sistemi organıdır. Ne yapıyor bu? İçerisinde arkadaşlar T lenfositleri. B lenfositleri, antijen sunucu hücreler yani antijeni öldüren hücreler gibi düşünebilirsiniz. Fagostik makrofajlar bulunuyor. Yani fagostoz yapan makrofajlar bulunuyor. Burada hem hücresel hem de humoral bağışıklık yapılıyor ve fagostoz yapılıyor arkadaşlar dalakta. Bir de mukoza ile ilgili lenfoid organlar vardır. Bunlar da arkadaşlar işte mikroorganizmaların Bizim vücudumuza en sık giriş yaptığı yerlerde bulunuyor bunlar. E, sindirim, solunum, üriner sistem gibi işte bunların bulunduğu yerlerde bu kozaların altında yaygın olarak bulunan lenfoid dokulardır. Bu mukozayla ilgili olan lenfoid dokular. Mesela nedir? Bademcik, apandis, bağırsaklarımızda bulunan PR plakları. Bunlar arkadaşlar çok sayıda lenfoid doku bulundurur yani çok sayıda folikül içeren lenfoid dokuyu bulunduruyor bakın burada mesela ince bağırsaklarımızda bulunan peyer plakları yine lenf düğümlerimiz vardır arkadaşlar damarların birleştiği bakın dalak şuradadır dalak Hani şuramız bir koştuğumuzda ağrır ya bu kısmımızda ee, işte dalağımız arkadaşlar burada ne yapıyor Tabii ki şişiyor ee, Ayrıca dalağın bir görevi daha var. Yaşlanmış olan al yuvarları da parçalıyor dalak. O yüzden de oldukça önemli bir organdır arkadaşlar. Lenfoid dokularımız, lenfoid organlarımız bu şekilde. Yani bademciklerimizin zaten nerede olduğunu biliyoruz değil mi? Boğaz kısmımızda bulunuyor. Bademcikler de yediğimiz yiyeceklerde bundan mikropları emer süzer. O yüzden bademcikler de oldukça önemlidir. Hani bazı insanlarda ters etki yapabiliyor. Hani bademcikler çok fazla insanın hastalanmasına sebep olabiliyor. Ama arkadaşlar genelde bademcikler bizim mikroplardan korunmamızı sağlayan organlardır. Şimdi gelelim savunma mekanizmalarına. Hani az önce bahsettim. Birinci hat, ikinci hat, üçüncü hat. Şimdi bunları göreceğiz. Arkadaşlar savunmanın birinci hattı özgül değildir. Şimdi özgül değildir derken ne demek istiyoruz? Her mikroba aynı tepki oluşturuyor. Yani benim vücuduma A mikrobu, B mikrobu, C mikrobu fark etmez. Hangisi girerse girsin savunmanın birinci hattı devreye giriyor. Savunmanın birinci hattında ne vardı? Deri, mukozlarlar, ee, bir şey daha vardı. Mukus salgısı vardı arkadaşlar. E, bunlar ne yapıyor? Hastalığın vücuda girişini engelliyor. Bakın vücuda girişi engelliyor birinci hat. Mesela deri mikropların vücudumuza girişini önlüyor. Göz yaşı, solunum ve sindirim kanalında bulunan lizozim enzimi arkadaşlar. Bu da ne yapıyor yine? Mikropları öldürerek vücudumuza girişini engelliyor. Yine burunla alınan havadaki mikropların burun kıllarına ve mukusa tutunması. Yine oradaki kıllar ve mukus yine birinci hattı oluşturuyor. Besinlerle alınan mikropların hidroklorik asitle midede bakın vücudumuzun içine giriyor ama midede yok ediliyor. Yani orada bizim kanımızın içerisine girmeden işte veya diğer organlarımızın içerisine girmeden midede yok ediliyor. Bunlar savunmanın birinci hattıdır. Her mikroba aynı tepki verilir. Savunmanın ikinci hattına geldiğimiz zaman dediğim gibi biraz daha böyle hücreler devreye giriyor artık. Çünkü mikrop bizim vücudumuza girdi burada savunmanın ikinci hattında. Bu da yine özgün değildir. Her mikroba aynı tepki verilir. Birinci hattı geçtiyse eğer ne yapıyor? İkinci hatla karşılaşıyor. Burada arkadaşlar neler vardır? Doğal katil hücreler vardır. Yangısal tepki oluşturur yani iltaplanma. Antimikrobiyal proteinler ve fagositik hücreler vardır burada. Ak yuvarlardan nötrofil dediğimiz hücreler oluşur arkadaşlar. Nötrofil dediğimiz bağışıklık sistemi hücreleri oluşuyor. Bu nötrofiller fagositoz yapan hücrelerin %60'ını oluşturuyor. Yani bizim bağışıklık sistemimizde en fazla görev yapan hücreler nötrofillerdir. Ak yuvar çeşitleri içerisinde en fazla görev yapan nötrofillerdir unutmayın. Enfeksiyon halinde arkadaşlar dokuya Nötrofiller giriyorlar ve mikropları fagositozla parçalıyorlar. Nötrofillerin ömürleri de birkaç gündür. Daha sonra monositler vardır. Yine ak farklılaşarak oluşur. Bunlar da fagositoz yapan hücrelerin %5'ini oluşturuyor arkadaşlar. Bunların önemli bir özelliği var. Bu hücreler gerektiğinde bağ dokuya çıkıyor ve makrofajlara dönüşüyor. Bakın monositler... Bakın M, M. Neye dönüşüyormuş? Makrofajlara dönüşüyormuş. Özellikle bazı makrofajlar beyin, akciğer, karaciğer ve böbrekte sürekli olarak kalır ve buradaki mikropları fagositozla parçalar. Yine karaciğerin, e, karaciğerdeki kupfer hücreleri arkadaşlar ve akciğerdeki makrofajlar sürekli bulunduğu yerde kalarak ne yapıyor? Mikropları fagositoz yapıyorlar. Gelelim eozinofiller. Arkadaşlar eozinofiller de fagositoz yapan hücrelerin %2'sini oluşturuyor. O zaman en fazla neymiş? En fazla nötrofiller sonra monositler, sonra da eozinofiller. İşte bakın etki etme sırası hem de bulunma oranı bu şekildedir sıralaması. Bunlar da alerji ve parazit durumunda sayısını artırıyor arkadaşlar eozinofiller ve yine fagositoz yaparak mikropları yok ediyorlar. Bir de doğal katil hücrelerimiz vardı. Şimdi biz burada fagositoz yapan hücrelerden bahsettik. Neydi bunlar? 3 tane. Nötrofil, monosit ve eozinofil. Monosit neye dönüşüyor? Makrofaja dönüşebiliyor. Yine karaciğerdeki kufver hücreleri de makrofaj çeşitlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Yine akciğerlerdeki makrofajlar da sürekli kalarak ne yapıyor? Mikropları fagostoz yapıyorlar. Doğal katil hücrelerine geliyoruz şimdi. Doğal katil hücrelerinin fagostoz özelliği yok arkadaşlar. Bunlar fagostoz yapmıyorlar. Bunlar ne yapıyor? Virüs bulaşmış ya da kanserleşmiş olan hücrelere yapışıyor. Burada lizozim enzimini salgılıyor ve bir hücrelerin parçalanmasına neden oluyor. Yani fagostoz yapmıyorlar. Lizozim enzimiyle parçalıyor. E, yangısal tepkiden bahsedelim. Zarar görmüş ya da enfeksiyonu uğramış dokularda da yangısal tepki oluşuyor arkadaşlar. Nedir yangısal tepki? Bizim bildiğimiz iltihaplanma dediğimiz durum. Şimdi bakın yaralanma bölgesinde e, neler oluşuyor? Şimdi birazdan anlatacağım ama ilk önce şurayı da anlatayım. Bazofiller ve mast hücrelerinden de bahsedelim. Arkadaşlar yaralanma durumunda dokuda bulunan bazofiller ve mas hücreleri ortama histamin veriyorlar. Histamin dediğimiz bir madde. Bu histamin kılcal damarların geçirgenliğini artırıyor. Böylece damardan dokuya kan proteinleri ve pıtılaşma faktörü geçiyor. Dokuda kızarıklık ve ödem meydana getiriyor. İşte biz buna yangısal tepki diyoruz. Ve ak yuvarlar burada hastalık yapan bakterileri yok etmiş oluyor arkadaşlar. Bu sırada da fibrinojen ve pıtılaşma faktörleri mikropların yayılmasını önlüyor. Şimdi bunu şekil üzerinden görelim arkadaşlar. Şimdi bakın. Yaralanma bölgesine mast hücreleri geliyorlar ve mast hücreleri histamin dediğimiz bir madde salgılıyorlar. Bu salgıladıkları histamin sayesinde ne yapıyor? Kılcal damarların geçirgenliği artıyor. Bakın şurada mast hücreleri histamin maddesini salgıladılar. Kılcal damarların geçirgenliğini artırmış oldular. Daha sonra makrofajlar da sitokin dediğimiz maddeleri salgılıyorlar. Bu yürücü moleküller ne yapıyor? Çevredeki damarların genişlemesine yol açıyorlar. Yani hem mast hücreleri hem de makrofaj hücreleri arkadaşlar kılcal damarların geçirgenliğinin artmasını sağlıyorlar. Biri histamin salgılayarak diğeri de sitokin dediğimiz maddeleri salgılayarak. Daha sonra kılcal damarlar genişliyor ve daha geçirgen oluyor. Böylece mikroplara karşı arkadaşlar e, oluşan proteinleri içeren bir sıvının dokuya geçişini sağlıyor. Yani şuradaki bir sıvı ne yapıyor? Dokuya geçmiş oluyor. Kandan dokuya doğru bir geçiş gerçekleşiyor. Sonrasında arkadaşlar bağışıklık hücreleri tarafından salınan sinyaller nötrofilleri bölgeye çekiyor. Yani nötrofiller hani fagositoz yapan hücrelerdi ya bu nötrofiller arkadaşlar bir uyarıcı madde tarafından çekiliyor ve bu nötrofiller nereye gidiyorlar? Buradaki doku sıvısına geçiş yapıyorlar. Sonrasında bu nötrofiller burada gelen mikropları engelleyebilmek için fagositoz yapıyorlar ve böylece hücre kalıntılarını sindiriyorlar arkadaşlar. Bu şekilde de dokunun iyileşmesini sağlıyorlar. Yani burada da Ayrıca pıhtılaşma faktörleri falan da geliyor. Hani fibrinojen gibi ve diğer pıhtılaşma faktörleri de buraya gelerek kanın pıhtılaşmasını sağlıyor. Yara yerinin yani o kıymığın mesela burada kıymık batığını göstermiş ya. Kıymığın yerinin pıhtılaşmasını oradaki kanın pıhtılaşmasını sağlayarak kapatıyor. Ve mikropların yayılmasını da önlemiş oluyor. İşte bizim bazofil ve mast hücrelerinin gerçekleştirdiği e, durum bu şekildedir. Gelelim şimdi savunmanın ikinci hattını anlattık. Üçüncü hattına geliyoruz. Yani kazanılmış bağışıklık. Sadece omurgalılarda bulunan bağışıklıktır arkadaşlar bu özgül hattır. Yani mikroba özgüdür. Mesela A mikrobu geldi ya ona özgü bir cevap oluşturuyor. B mikrobu geldiği zaman ona özgü bir cevap oluşturuluyor. Burada lenfositler bulunuyor arkadaşlar bu hatta. Lenfositler sadece mikroorganizmaları değil de kötü huylu çoğalan hücreleri de yok ederler. Yani bizim vücudumuzda kanserleşmiş hücreler varsa bunları da yok ediyorlar arkadaşlar. Kanserleşme sırasında yani bizim vücudumuz kendi elinden geleni yapıyor. Hani özellikle bağışıklık sisteminizi güçlü tutmamız gerekiyor. Hani yeterince meyve almanız, e, C vitamini almanız gerekiyor. Yani meyve ve sebze tüketmeniz gerekiyor. Öğünlerinize mutlaka salata, ara öğünlerde mutlaka meyve tüketin arkadaşlar. C vitamini özellikle, e, yine A vitamini özellikle bağışıklığın korunması için, bağışıklığın güçlenmesi için önemli olan vitaminlerdir. Bu yüzden de bağışıklık sistemimizi yüksek tutmamız lazım. Tabi bizim sadece yediğimiz besinlerle değil... Ortamdaki şartlar da bizim bağışıklık sistemimizi etkiliyor. Yani stres durumları da bağışıklık sistemimizi etkiliyor. Şu an sınava hazırlanıyorsunuz, stresli durumdasınız ve hastalanma ihtimaliniz yüksektir. Yani Normal zamanda işte senede 3 kere hastalanıyorsanız stres yaptığınız bu sınav zamanlarında senede 5 kere 6 kere hastalanırsınız. Bunun sebebi de stresin bağışıklık sistemini baskılamasıdır. Bunda da kortizol hormonu devreye giriyor. Kortizol hormonu e, üretilerek çünkü stres durumlarında e, uzun süreli stres durumlarında kortizol hormonu üretilir arkadaşlar. Bu hormonda bizim bağışıklık sistemimizi baskılayan bir hormondur. Yani bağışıklık sisteminiz düşürür. Düşürdüğü için de çabuk hastalanırız. Ayrıca bağışıklık sistemini düşürdüğü gibi Karbonhidratları da işte yağları da karbonhidratlara falan çeviriyor. Bu sayede bizim kilo almamıza da sebep oluyor. Stres durumunda özellikle uzun süreli stres durumunda kilo almanızın ve daha fazla hastalanmanızın sebebi budur. O yüzden Mümkün olduğunca stres düzeyini orta seviyede tutun arkadaşlar. Hani çok yüksek stres zaten size yanlış yaptırır. Düşük stres de hani e, düşük kaygı düzeyi de size yanlış yaptırır. Ben hep söylüyorum. Stres düzeyinizi kontrol etmeye çalışın. Orta seviyeye getirin. Bu sizin başarınızı artıracaktır. Mesela rahat bir şekilde girdiğiniz bir sınavı düşünün. Daha yüksek netler çıkarırsınız. Çalışırsınız Rahat bir şekilde bir sınava girersiniz, yüksek netler çıkarırsınız ama çalışırsınız, yüksek stresli bir sınava girdiğiniz zaman daha az netler çıkarırsınız. Bunun sebebi arkadaşlar fazla stres bize fazla yanlış yaptırır. Çünkü strese girdiğimiz zaman şey düşünürüz. Acaba bunun cevabı doğru muydu, yanlış mı hatırlıyorum? Hani bu gibi bir vesvese durumu ortaya çıkıyor. Bu da bizim yanlış yapmamıza, çok fazla yanlış çıkarmamıza sebep oluyor. E, ee, i̇nsanlarda arkadaşlar iki çeşit lenfosit bulunuyor. Lenfosit B ve lenfosit T. Şimdi lenfositler nerede üretiliyor dedik. Kırmızı kemik iliğinde üretiliyor. Olgunlaştıkları yere göre isim alıyorlar arkadaşlar. B lenfositleri embriyonik dönemde karaciğerde, ergin dönemde de kırmızı kemik iliğinde bulunuyor. T lenfositleri ise timüs bezine geçerek orada olgunlaşıyor. Bu yüzden de T lenfositleri timüste olgunlaştığı için T şeklini almış, T ismini almıştır arkadaşlar. Lenfositler mikroplara karşı özgür olan proteinlerden antikor üretiyor arkadaşlar. Yani lenfositlerin görevi neymiş? Antikor üretmekmiş. Tabi B lenfositleri antikor üretiyor ama T lenfositleri direkt etki edecek. Birazdan anlatacağım. Lenfositler arkadaşlar ilk kez bir antijenle karşılaştığında bu antijene uygun reseptörler taşıyanlar uyarılır ve çoğalmaya başlar. Bir kısmı da plazma hücrelerine dönüşüyorlar. Bu hücrelerin oluşturduğu tepkiye biz birinci tepki diyoruz. Bakın ilk karşılaşmada ne yapıyor? Plazma hücrelerine dönüşüyor. Uygun reseptör taşıyanlar çoğalıyor arkadaşlar. Biz buna birinci tepki diyoruz. Lenfositlerin bir kısmı uzun ömürlü bellek hücrelerine Dönüştürüyor arkadaşlar yani hafıza hücrelerine dönüştürülüyor Tabi bunlar B lenfositleridir Bakın bu dönüşenler B lenfositleridir Bu hücreler tekrar aynı mikropla karşılaştığında B lenfositleri hafızasına aldı ya diyor ki ya ben bunu daha önceden tanıyorum diyor o zaman tanıdığı hücreleri hemen devreye sokuyor ve ikinci kez bir tepki verdiği için daha güçlü bir tepki veriyor arkadaşlar. Biz buna da ikinci tepki diyoruz. İkinci bağışıklık, ikinci tepki daha hızlıdır ve daha ciddi bir şekilde tepki verilir ikinci tepkide. Mesela bir kere hastalandınız. Bir mikrop vücudunuza girdi. O hastalık biraz uzun sürer. Aynı hastalığa ikinci kez yakalandığınız zaman arkadaşlar hafızanızda o hastalık olduğu için yani B hücreleri hafızaya dönüştüğü için hafıza hücrelerine ikinci hastalığınız daha kısa sürer ve daha hızlı geç, e, geçer, iyileşir. Dolayısıyla bunun sebebi ikinci tepkinin daha hızlı gerçekleşmesidir. Birinci ve ikinci tepkide B lenfositleri humoral yani sıvısal bağışıklık sağlar. T lenfositleri de hücresel bağışıklık sağlar. Şimdi bakın burada. Olgun B hücresi ve olgun T hücresin'e bakalım. Arkadaşlar, olgun B hücresinin reseptörleri bakın, şunlar. Olgun T hücresinin reseptörleri de bu şekilde reseptörler birbirinden farklıdır. Bunların detaylarına girmek istemiyorum çünkü hani bu kadar detaylı sorulacağını zannetmiyorum. Sadece şekil olarak görün diye ben bu e, şekli koydum. Burada birinci tepki ve ikinci tepkiye bakalım. Arkadaşlar, bakın, A antijeni diyelim ki vücudumuza girdi. Birincil bağışıklık yani birincil tepki. Bu şekilde olur. Bakın birinci tepki bu şekilde. Aynı antijen ikinci kez vücudumuza girdiği zaman bakın A antijeni ile bir kere daha karşılaştığında bakın daha hızlı tepki verdi. Peki A ile birlikte B de girmiş olsun. B'yi önceden tanımadığı için ne yapıyor? B'ye karşı yeniden antikor üretiyor. Bu yüzden arkadaşlar B'ye birincil yanıt oluşurken A'yı ikinci kez karşılaştığı için ikinci yanıt oluşuyor. Ve daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Daha hızlı geçiyor. Bakın 28-42. Hani günleri burada hani çok da şey yapmayın ama 28-35'ten hesapladığımız zaman yaklaşık 7-8 günde ne yapıyor arkadaşlar? Tepkisini oluşturuyor. Kişiden kişiye bu değişebilir. Hemen iyileşme gerçekleşiyor. Ama birinci tepkiye baktığımız zaman bakın birinci tepki ne kadar uzun sürüyor. Bakın 7, 28 hatta 7'den daha düşük başlamış. 28 yaklaşık üç haftalık, üç buçuk haftalık bir süreye denk geliyor. Dolayısıyla birinci tepki her zaman daha uzundur. Şimdi B lenfositleri humoral bağışıklık yani sıvısal bağışıklık sağlar dedik. T lenfositleri de hücresel bağışıklık sağlar dedik. Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar humoral yani sıvısal bağışıklık B lenfositleri ile oluşturuluyor. Peki neden humoral bağışıklık deniliyor? Çünkü B lenfositleri antikor üretiyor. Ürettiği antikorları kan plazmasına ve lenf sıvısına veriyor. Bu yüzden de sıvının içerisinde antikor bulunduğu için biz buna sıvısal bağışıklık diyoruz. Arkadaşlar B lenfositlerin bir kısmı mikropla karşılaştıktan sonra antijenler tarafından uyarılıyor ve hafıza hücrelerine dönüşüyor. Bir kısmı da plazma hücresine dönüşerek ne yapıyor? Antikor üretiyor. Hafıza hücrelerine dönüştüğü zaman bunlar ikinci kez karşılaşmada hafıza hücreleri ortaya çıkar ve ikinci bağışıklığın daha hızlı gerçekleşmesi oluşmasını sağlıyor. B lenfositlerinin ürettiği antikora biz ne diyoruz? İmmunoglobinler diyoruz arkadaşlar. Ve 5 çeşit iminoglobin vardır. Nedir bunlar? İmmunoglobin M. Arkadaşlar bu en erken sentezlenen bağışık e, antikordur. Burada çok sayıda antijeni bağlar ve çöktürür. İmmunoglobin M. Kan ve laf sıvısındaki virüs ve bakterileri yok eder. Burada bilmeniz gereken en erken sentezlenmesi. İmmunoglobin G. Arkadaşlar bu yeni doğan bebeklerin kanında dolaşır. Anneden bebeğe geçen tek antikordur. Bakın bunu bilmeniz yeterlidir. İmnoglobin G çocuktan anneden çocuğa geçtiği için annenin bağışıklığını çocuk kısmen kazanmış oluyor. Sadece imnoglobinin G bakımında. İmnoglobinin A bu tükürük, gözyaşı ve mukus gibi salgılarda bulunuyor. İmnoglobinin D B lenfositlerinin hafıza ya da plazma hücresine dönüşmesini sağlıyor. İmnoglobilin E ise alerjik reaksiyonların başlamasından sonra. Bakın size burada soracağı 3 tane imnoglobilin vardır. Nedir bunlar? Hemen zaten siz de tahmin ediyorsunuzdur. Arkadaşlar imnoglobilin M en erken sentezlenir olarak bilmeniz yeterlidir. İmnoglobilin G anneden bebeğe geçen ve e, yeni doğan bebeklerin kanında dolaşan tek antikordur. Aniden bebeğe geçen tek antikordur deseniz yeterlidir. İminoglobin E alerji. İminoglobin E'yi gördüğünüz zaman alerji gelecek aklınıza. Bu üçünün sorunma ihtimali daha fazladır. Kısa kısa böyle kodlarsanız daha kolay aklınızda kalacaktır. Şimdi hücresel bağışıklığa bakalım. Burada hücresel bağışıklık demesinin sebebi arkadaşlar. T-Lenfositleri antijeni direkt olarak kendisi tanıyor. Burada ee, şey yapmıyor. Yani antikor üretme olayı yoktur hücresel bağışıklıkta. Hücre direkt kendisi yok ediyor arkadaşlar. Makrofajlarla tanır. Makrofajların sayısını artırıp antijenleri yok eder arkadaşlar. Antijene doğrudan temas ederek öldürür. O yüzden de hücresel bağışıklık denir. Özellikle bakteri, virüs, parazit, mantar ve doku naklinde sayıları artar. Bakın doku naklinde doku uyuşmazlığında Sorumlu olan yani büyük çoğunlukla sorumlu olan hücre T lenfositleridir. Eğer T lenfositleri e, dokunaklı sırasında o hücreleri o dokuyu yabancı bir madde olarak görürse uyumunu anlamazsa hemen o dokuyu yok etmeye başlar o işte mesela sadi böbrek nakli yapıldı Allah korusun. Böbrek nakli yapıldığı zaman arkadaşlar eğer T lenfositleri o dokuyu tanımazsa o hücreyi işte o organı tanımazsa hemen o organı yok etmeye başlıyor. Dolayısıyla doku naklinde oldukça önemlidir. Burada humoral bağışıklık ve hücresel bağışıklığı şöyle karşılaştırarak yapıyoruz. Bakın antijenle bilinci karşılaşmada ne yapıyor? Fagosit ediliyor. Fagosite edilirken arkadaşlar hemen B hücresi devreye giriyor. B hücresinin bir kısmı yani B lenfositlerinin bir kısmı plazma hücrelerine dönüşür. Ve antikor salgılayarak e, antijeni yok ediyor. Bir kısmı da bellek hücrelerine dönüşür arkadaşlar. İkinci kez karşılaştığı zaman bellek hücreleri devreye giriyor. E, T hücrelerine yani hücresel bağışıklığa baktığımız zaman e, birinci karşılaşmada antijen sunucu hücreler devreye giriyor. Burada arkadaşlar yardımcı T hücreleri devreye giriyor. Yardımcı T hücrelerinin bir kısmı B hücresine dönüşebilir veya bunları uyarabilir. Bir kısmı da stotik, e, sitotoksik T hücresi dediğimiz hücrelere dönüşüyor. Yani uyarı veriyor buraya. Buradaki hücreleri uyarıyor. Uyarı verdikten sonra bellek stotik, e, sitotoksik T hücreleri oluşuyor ve hemen antijeni yok ediyorlar ya da etkin sitotoksik T hücreleri oluşuyor arkadaşlar. Bunlar da yine eee antijeni yok ediyorlar. Bu sayede işte bizim humoral ve sıvısal bağışıklığımız ve hücresel bağışıklığımız gerçekleşmiş oluyor. Bağışıklık sisteminde son kısma geldim. Bağışıklık sisteminde iki video yapmak istemiyorum. Zaten oldukça kısa bir konu. Biraz hani ilk başta zor gelebilir ama mantığını oturttuğunuz zaman emin olun çok kolay sorularını çözeceksiniz. Şimdi bağışıklığın kazanılmasına bakacağız. Nasıl kazanılıyor? Arkadaşlar iki şekilde bağışıklık vardır dedik. Doğal bağışıklık ve sonradan kazanan bağışıklık. Sonradan kazanan bağışıklık da kendi içinde ayrılır. Aktif ve pasif bağışıklık olarak. Şimdi detaylı olarak bunlara bakalım. İlk önce doğal bağışıklıktan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar doğal bağışıklık bizim vücudumuzun doğuştan dirençli olmasıdır. Bunlar zaten en ilk başta da söyledik. Savunmanın birinci ve ikinci hattından oluşuyor doğal bağışıklık. İşte sığır vebası, tavuk kolerası hastalıkları insanlarda görülmez. Neden görülmez? Çünkü bizim vücudumuz buna doğuştan dirençlidir. Ve kalıtsaldır. Anneden babadan çocuğa geçer. Türe ve ırka özgüdür. Mesela... Ee, ırk olarak düşündüğünüz zaman işte siyahi ırklarda farklı şeylere, farklı hastalıklara e, bağışıklık varken bizlerde olmayabiliyor. Yani türe ve ırka özgüdür arkadaşlar bu. Gelelim kazanılmış bağışıklığa. Şimdi kazanılmış bağışıklık önemlidir sorulabilir. Arkadaşlar kazanılmış bağışıklık sonradan kazanılan bağışıklıktır. İki şekilde gerçekleşir. Aktif bağışıklık ya da pasif bağışıklık. Neden aktif bağışıklık diyoruz? Neden pasif bağışıklık diyoruz? Aktif bağışıklıkta birey antikoru kendi üretiyor. Yani kendi bağışıklık sistemi aktif olarak çalışıyor. Pasifte ise antikoru hazır alıyor. Hazıra konuyor. Yani kendi bağışıklık sistemi çalışmıyor arkadaşlar. Aktif bağışıklığı kazanmanın iki yolu vardır. Doğal yol ve yapay yol. Şimdi aktif bağışıklığı ben yani kendi antikorumu doğal olarak ya hastalığı geçirerek kendi antikorumu üretirim ya da aşı olurum hastalık etkeni bana verilir ben bu hastalık etkenine bağlı olarak antikorumu üretirim. Çocukların 2 yaşa kadar hatta sonrasında da e, aldığı aşılar var. 2 yaşa kadar çok sayıda aşı oluyorlar. Bu aşılar arkadaşlar bizim aktif bağışıklık sağlamamızı sağlıyor. Özellikle aşı karşıtları falan var. Geçen haberlerde de gördüm. Aşı karşıtlarının çocukları şu an e, kızamık hastalığını hastalığına yakalanmışlar. Ve oldukça da yaygın görünmeye başlamış. E, aşı karşıtlığını ben anlayamıyorum gerçekten aşı da sonuçta bize mikrobu tanıtıyor. Yani onlar şey diye düşünüyorlar herhalde aşıyı veriyorlar işte mikrobu veriyorlar bana beni hasta ediyorlar diye düşünüyor ama yani bu vücudumuza verilen aslında güzel bir şeydir. Şey gibi bizim koronavirüs aşısı olmamız gibi koronavirüs aşısı olduğumuz zaman vücudumuz o koronavirüsü tanıyor ve kendini ona göre antikor üreterek hazırlıyor. Bizim vücudumuza koronavirüs girdiği zaman daha az etki gösteriyor arkadaşlar. Aşı oldukça önemlidir. Aşı karşıtlarını gerçekten anlayamıyorum. Gelenin pasif bağışıklığa Burada birey antikoru hazır alır dedik. Bu da iki yolla olur. Doğal yol ve yapay yol. Arkadaşlar doğal yol. Anne sütünden alırım. Plasentadan geçer. Biz buna e, doğal yol diyoruz. Mesela imnoglobilin G. Değil mi? Ne yapıyordu? Anneden çocuğa geçiyordu. Bu bir doğal yoldur. Yapay yol ise serum. Serum neydi? Kanın plazmasından. Pıhtılaşma faktörü olan fibrinojeni çıkardığım zaman geriye kalan kısım serum oluşturuyor. Bizim bu hastanelerde aldığımız serum e, binde birlik şeydir tuzlu sudur arkadaşlar. O serum gerçek serum değil yani serumdur hani biz ona serum diyoruz ama binde birlik tuzlu sudur. İçerisine ilaç katıyorlar ona göre. Ama bizim gerçek serum dediğimiz bu Kan plazmasından pıhtılaşma faktörünü ayırdığımız zaman geriye kalan kısım neyi oluşturuyor? Serumu oluşturuyor. Bunu genelde ameliyatlarda falan kullanıyorlar. Özellikle içerisinde bulunan antikorlar arkadaşlar bireye veriliyor. Şimdi aşı ve serumu karşılaştıralım videomuzu bitirelim. Arkadaşlar aşı sağlıklı bireylere uygulanıyor. Kuduz hariç kuduzda kişinin e, virüse yakalanmış olması gerekiyor. Serum hasta bireye uygulanıyor. Aşı aktif bağışıklık sağlıyor. Serum pasif bağışıklık. Aşı içerisinde öldürülmüş ya da zayıflatılmış hastalık etkeni var. Serumda ise arkadaşlar koruyucu proteinler ve antikorlar var. Bakın her şeyi serumda hazır alıyoruz. Aşı uzun süreli bağışıklık sağlar. Yani biz bir kızamık aşısı olduğumuz zaman ömrümüz boyunca genellikle kızamık olmuyoruz. Serum ise kısa süreli. Yani sen serumu yedin. Aldın damardan verdiler serumu. Bir hafta sonra tekrar aynı hastalığa yakalanabilirsin. Hani kısa süreli bağışıklık sağlıyor. Aşıda amaç hastalığı insan vücuduna tanıtmaktır. Serumda amaç ise savunmayı hızlandırmaktır. Yani bir an önce iyileşsin kurtulalım gibisinden. Evet, böylece bağışıklık sistemini de bitirmiş olduk. Sonraki videomuzda, pardon, gitti burası böyle. Heh. Sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.